Bu zirveleri konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan AB liderleriyle buluşacak. TÜSİAD AB temsilcisi Dilek Aydın hattımızda. Dilek Hanım, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Ne bekleniyor bu zirvelerden? Cumhurbaşkanı gitmeden de mesajını gönderdi. Kopma derdimiz yok diyor. Bir yandan da hani olmazsa olmazımız değil aynı zamanda mesajını veriyor. Ne bekliyorsunuz bu Brüksel'deki zirvelerden? Tabii ki uzun bir şeyin ardından en üst düzeyde böyle bir görüşmenin gerçekleşmesi çok önemli. Burada bir normalleşme ve normalleşmenin ötesinde önümüzdeki dönemdeki yol haritasının yine tam iyilik çerçevesinin devamı ve korunması öncelikli olmak üzere somut ilerleme sağlanabilecek alanların belirlenerek burada hızlı harekete geçilmesi, bunun için önümüzdeki dönemin belirlenmesini bekliyoruz. Aynı zamanda bir önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Türkiye ile birlikte yapılacak bir AB zirvesi gündeme gelebilir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, bu modernizasyonu, kapsamının genişletilmesi diye çok önemli bir gündem maddemiz var. Bu yönde somut adımların atılması önem taşıyacaktır. Yalnız Gümrük Birliği konusunda önemli bir nokta var tabii ki. Zaman zaman iki tarafta da gündeme gelebilen bu alışveriş ilişkisinin temelini oluşturabilecek bir şey olmadığını Gümrük Birliği'nin altını çizmek gerekir. Bu ancak tam üyelik çerçevesiyle ekonomik entegrasyonun derinleştirilebileceği, ekonomik entegrasyonun tamamlanması sürecinin diğer alanlarda yakınlaşma, uyum olmadan sağlıklı bir ilerleme olmayacağını not etmek gerekir. Bu aynı zamanda uluslararası ekonomik aktörler açısından da yeterli olumlu mesajı vermez bir alışveriş ilişkisine dönmesi. Dolayısıyla tam üyelik çerçevelerinin korunarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecine başlanması öncelikler arasında olacaktır. Bunun ötesinde somut adımların atılabileceği alanlar arasında vize serbestleştirilmesi, göç ve güvenlik alanında işbirliğinin devamlılığı ve güçlendirilmesi, artı enerji alanında stratejik işbirlikleri gibi pek çok gündem maddesi ve karşılıklı fayda alanı mevcut. Dolayısıyla somut ilerleme alanlarına odaklanan, hızlı harekete geçen bir döneme girilmesini bekliyoruz. Burada AB'nin dönüşümünü de not etmek çok önemli tabii ki. Tam üyelik çerçevesinin devamı anlamlı mıdır? Türkiye AB'ye üye olur mu olmaz mı sorusunun da aslında cevabını içinde barındıran bir süreçtir. AB özellikle de Almanya ve Fransa'daki seçimlerin atlatılmasıyla birlikte daha somutluk kazanacak bir çok çemberli AB olarak tanımlanan veyahut esnek entegrasyon, farklılaştırılmış entegrasyon modeli olarak adlandırılabilecek yeni bir yapıya doğru evrim geçiriyor. Bu model içinde sabırlı olmak, bu süreci yakından takip etmek, Türkiye olarak bu sürece katkı sağlamak önemlidir. Zamanı geldiğinde de Türkiye kendi kalkınması için, kendi demokrasisi ve ekonomik kalkınması için iç dinamikleri açısından yapması gerekenleri yerine getirdiğinde, AB'de gerekli dönüşümü geçirdiğinde AB Türkiye'ye doğru genişlemeye hazır olacaktır. Türkiye'de AB ile entegrasyon sürecini tamamlamaya. Dilek Hanım, çok teşekkürler. TÜSİAD'ın AB temsilcisi bizlere değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmeden önce verdiği mesaj Avrupa Birliği liderlerine hem olmazsa olmazımız değil hem de kopma derdimiz yok. Çünkü Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı sistemi, Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi o referandumdan sonra acaba bir AB referandumu da olur mu? Türkiye AB'den kopar mı diye çokça konuşulmuştu, endişe edilmişti ama o olmadı. Hatta bir miktar daha yumuşama görüyoruz Türkiye AB ilişkilerine. O yumuşamanın yansıması da zaten muhtemelen bu Brüksel'deki zirve olacak. Oradan çıkacak mesajları da izleyeceğiz.